Köylünün biri devesini kaybetmiş. Devesini ararken pazarda bulmuş. Pazardaki arkadaşa demiş ki, arkadaşım bu deve benim demiş. Pazardaki şahıs, hayır bu deve benim demiş. Senindir, benimdir kargaşası, netice kadı efendiye kadar giderler. Kadı efendi sorar, bu deve hanginizin? İkisi birden benim der, benim. Kadı bey, peki bir deliliniz var mı? Bir ispat edeceğiniz bir belgeniz var mı? Asıl mal sahibi der ki, evet kadı efendi, benim bir delilim var. Nedir o? Benim devemin ciğeri delik demiş. Peki bunu biz nasıl anlayacağız? Demiş ki kadı efendi, hayvanı keselim. Eğer ciğeri delikse bu adam bana bir deve alacak. Yok ciğeri delik değilse ben bu adama bir deve alacağım demiş. Kadı efendi karar vermiş ve kesmişler deveyi. Açmışlar içerisini, çıkarmışlar ciğerini, devenin ciğeri delik. Kadı şaşırmış. Be adam, sen bunun ciğerinin delik olduğunu nasıl anladın? Der ki kadı efendim, benim bu hayvan yavrusunu dünyaya getirince o ufacık yavrusuyla beraber yolda giderken bir nehri geçmek zorundaydık. O nehrin üzerinde köprü vardı. O köprüden geçerken yavrunun ayağı kaydı. Yavru yuvarlanıp suya düştü. Bu hayvancağız bu acıya dayanamayıp öyle bağırmaya, böğürmeye başladı ki, öyle ahu efgan etti ki, dedim mutlaka bu hayvanın ciğeri yanmıştır. Bizim de dün ciğerimizi yakan sebepler vardı. Kardeşlik deyince ciğerlerimiz yanardı. Acıyı duyduğumuz zaman ciğerimiz yanardı. Bir haksızlık gördüğümüz zaman ciğerimiz yanardı. Vefasızlık olduğu zaman ciğerimiz yanardı. Nerede bir mazlum, çaresiz, kimsesiz var ise onun acısını duyar ve gereğini yapardık. Yapamazsak içimiz yanardı, gözyaşımız olurdu. Secdelere kapanırdık, Allah diyerek ağlardık, feryat ederdik. Bizim böyle bir derdimiz vardı. Bizim derdin adı dindi, din imandı. Onun için ciğerimiz yanardı. Kardeşlerimizin adına ciğerimiz yanardı. Nerede bir acı görürsek onunla biz beraber ağlardık. Ama şimdi herkes kendi derdi için ağlıyor. Kendi çıkarı için ağlıyor. Mevkisi, makamı için ağlıyor. Parası, pulu için ağlıyor. Onun için de saflar ayrıldı. Saflar boşaldı. Ümmetin dirliği gitti. Ümmetin birliği gitti. Ümmetin kardeşliği gitti. Sadece geriye sen ben kavgası kaldı. Şimdi ciğerler yanıyor ama bu ciğerleri yakan Allah için değil, bu ciğerlerin yanmasına sebep dünyadır, dünya. Şu arzda her şey insan için yarattım, lakin insanı da benim için yarattım. Yani şu arzın öznesi insandı, insan. Her şey insana hizmet edecekti ama şimdi özne yerini nesneye bıraktı. Eşyayla insanlar yer değişti. Mevki makamlarla insanlık yer değiştirdi. Onun için de kavga bitmiyor. Gürültü bitmiyor. Patırtı bitmiyor. Bizim dün derdimiz vardı. O derdin adı da davaydı. Müslümanlardı. Kardeşlikti. Ona göre acımız, ona göre derdimiz tek o idi. Başka bir şeyimiz yoktu. Üstadın dediği gibi, kanayan bir yara gördün mü ta yanardı ciğerim, ciğerimiz yanardı. Bir mazlumun sesini duyunca yanardık, ah ederdik. Çaresiz bir kardeşimize çare olurduk, kimsesize kimse olurduk. Düşenin elinden tutardık, yol bilmeyene rehberlik yapardık. Peki şimdi böyleyiz? Neden bu ümmet bu hale geldi? Niçin bu haldeyiz biz? Dün bizim ciğerimiz Allah için yanardı. Peki bugün ciğerler neden farklı şeyler için yanıyor? Neden bizim derdimiz değişti? Neden bizim bakışımız değişti?
Biz şu iftar sofralarında 3-5 çeşit yemek koyarken acaba şu anda Gazze'de başlarına bombalar yakan, o bombaların altında su bulamayan, ekmek bulamayan, o senin adına, benim adıma, o Gazze'yi savunan, o Filistinler hiç aklınıza gelir mi Müslümanlar? Şu anda o Budistlerin zulmü altında evleri başlarına yakılarak yıkılarak Ramazan'ı onlara zehir eden o Arakanlı Müslümanlar hiç aklınıza gelir mi iftar sofralarında? Hele hele o Necaşi'nin torunları o Afrika çöllerinde susuzlukla kıvranırken bir ana bir tas bir yudum su bulabilmek için onlarca kilometre yol gitmek zorunda. Sonra bir kuyunun başına varır, kovasını daldırır kuyuya. O kuyudan bir kova su çıkarır ama çıkardığı o su sadece çamurdur, çamur. O suyu getirir, yani o çamuru getirir, o çamuru süzer. Efendi çıkanı da işte iftar sofrasına koyar. Peki Müslüman duyuyor musun sen bunu? Şu şehri Ramazan'da eğer bunları duyup da ciğerin yanmıyorsa ben bu ciğeri ne yapayım, ne yapayım?